şu an çok güzel bir yerdeyiz. Müthiş bir yer. Ama diyoruz sıkıntı. En önde olmamız peki. İnşallah yakında başlar. Rex sahne kıza. Basan çıkartıyor. Çok şükür. Uğur direkt şey dedi. Çok güzel gidiyor her şey. Umarım güzel olacak. Ben de şimdi arayı çekeyim. Gel seni çekeyim. Evet. Size hislerini anlat. Şu an amatörüse geldik. Büyümeden hani güzel bir şey izleyeceğim zaman çok iyi bir şey. Ben çiçekleşti. O kadar. Yazgımın ne olduğunu biliyorum. Gelip beni çağırıyor. Yüzü yok, gözü yok, yüzünde gri bir maske. Sizce ne demek oluyor olabilir bu? Dostum, rüyalara inanmıyorsunuz herhalde. Sadece evlendiğimiz gün benim hayatımın en mutlu günü. Uyandım 12-1 gibi. Sonra şimdi biliyorsunuz yemek yedim. Hani hiç kahvaltıyla uğraşmak istemedim. Ve okula gideceğim. Biraz şöyle koyacağım. Dün okula gittim. Okuldan sonra Lara ile beraber tiyatroya gittik. Birazcık bir şeyler çekmeye çalıştım. Onun dışında hiç spora gidemedim daha. Geçen hafta işte bir pazartesi, salı gittim. Çarşamba gitmedim, perşembe gitmedim. Cuma gitmedim. Aa, perşembe gittim galiba. Perşembe gittim. Cuma gitmedim, cumartesi gitmedim. Pazar gitmedim. Pazartesi oldu, gitmedim. Bugün salı, bugün de uyanamadım, gitmedim. Ama şöyle bir şey var. Vloglarımın başından beri hastayım. Hala da hastayım bu arada. Geçmiyor. Asla geçmiyor. Ama olsun. Şimdi hazırlanıp okula gideceğim. Sonra belki eve gelirim. Belki gelmem bilmiyorum. Eve gelirsem direkt şey, geçen hafta onun YouTube videosunu editleyeceğim. Elimde bazı görüntüler var, bilgisayara aktarmadım. Onları aktaracağım, editleyeceğim ve koyacağım yayına. Ondan sonra da çekime devam edeceğim. Ders çalışacağım. Ha, bir de komedinim geldi, onu yapmamız lazım. Küçük bir matkap bulduk. Ev sahibinden. Çok mu aydınlık çıkıyorum? Onunla onu işte yapacağız inşallah. Öyle birkaç planım var ama ne olur nasıl olur bilmiyorum. Bugün geç kalkınca spora gidemedim. Onun yerine işte çamaşırlar vardı, onları katladım, astım. İşte yemek yedim. Şimdi hazırlandım. Makyajımı otobüste yapacağım çünkü makyajımı yaparsam çok uzun sürecek ve geç kalacağım. Öyle. Şimdi işte durağa gideceğiz, otobüse bineceğiz, otobüse bir makyajımızı yapacağız ve şu kitaba başlıyorum artık. Bunu okumaya karar verdim. Buna başlayacağım. Yani çünkü gerçekten trafikten dolayı çok fazla boş zamanım var. O yüzden bunu okumaya başlayacağım. Zaten kardeşim bunu okudu ve dedi ki hani buna başlarsan bir günde biter. Umarım öyledir. Çünkü gerçekten kitap okuma alışkanlığımı kazanmam gerekiyor. Öyle. Bakalım, yani yoğun geçiyor. Ve bir süre sonra bu tempo hastalıkla beraber yürümüyor. O biraz beni üzüyor. Çünkü hani ben daha çok şey yapmak istediğim için zaman yaratmaya çalışıyorum. Ama bu sırada bünyem bunu kabul etmiyor diyor. Kendi dinlenmen lazım ve geç yattığım için de, çünkü hani işler hiçbir zaman bitmiyor. Bilgisayar başındayım geceleri.
geç yatınca da hani sabah o alarmları ya duymuyorum ya da hani telefonu elime alıp her alarm çaldığında kapatıp tekrar uyuyorum. Ve bir bakıyorum bu sefer spora gitmemişim veya başka bir şey yapmamışım. Vitaminler bir işe yaramıyor şu an. Ya da gerçekten başaramıyorum. Ama başarmak istiyorum. Başarırım diye düşünüyorum. Ya şey yani gencime hani şu an yapmayacaksam ne zaman? Gerçekten şu an yapmayacaksam ne zaman? Ve hani gerçekten spor yapıp kendime dikkat etmek istiyorum. Daha çok şey öğrenmek istiyorum. Daha çok şeye katılmak istiyorum. Dün tiyatroya gitmek o kadar iyi geldi ki yani gerçekten. O kadar beni mutlu hissettirdi ki sevdiğim oyuncuları görmek, hani onlarla güzel bir zaman geçirmek, onların yaptığı bir şey izlemek, emek verdikleri bir şey canlı görmek ve hani gerçekten önlerdeydim ve bu beni daha da mutlu etti. Daha sık yapmak istiyorum. Ondan sonra gittiğim sergi, tiyatro gibi şeylere daha çok zaman ayırmak istiyorum. Çünkü şimdi değilse ne zaman? Gerçekten böyle düşünüyorum bu arada. Şimdiyse ne zaman abi gibi. Neyse bakalım. Şimdi hazırlandım. Bugün böyle full lacivert mavi turkuaz takılıyorum. Öyle istedim. Yüzüm böyle ama birazdan böyle rimelli, kırmızı rujlu bir şey olacak. Bakalım. Görüşmek üzere. Bunları giydikten sonra altıma da Converse giymeye karar verdim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Converse'lerimi spora giyiyorum, kafede çalışmaya giderken giyiyorum. Mahvoldu. Yani gerçekten. Yani ben bu Converse'lerin hakkını verdim. Yenilerini almam gerekiyor. Ya ben gerçekten bilekli Converse çok giyiyorum ama şu an fiyatı da yani değer mi? Bir yıl gitti çalışırken. Arkadaşlar ben insanla yolda bu çıksa ben buna çok gülerim. Çünkü bakın şimdi hazır mısınız? Şurası yok. Gerçekten bu giyinmez abi. Ay bot giyeceğim. Gerçekten bunları şimdi kafeye giyerim. Bakın ama bu sapasağlam görüyor musunuz? Bunda hiçbir şey yok. Bu ayağımda sıkıntı var. Çok korkunç görünüyorum bundan. Aynen. Bu arada beni hiç gözlüklü görmediniz galiba. Bunlar benim gözlüklerim. İlk önce herkes anneanne gibisin falan diyordu. Şimdi herkes çok ekstra. Ama kim ne düşündü bunda değil. Ben çok beğeniyorum. Bot mu giysem acaba? Ben direkt bot giyiyorum. Çünkü şimdi bu su almıyor ama bunun burası böyle olduğu için su alıyor. Aa bir de bakın arkadaşlar burası da mahvoldu. Yani bildiğiniz son kuruşuna kadar kullandığım bir ayakkabı oldu. Ben de çok yoruldum. Aşırı yoruldum da. Bana bakmayın.
hazırlandım, spora gidiyorum. Çünkü dersler yetişmiyor ve sporu aradan çıkartıp daha çok ders çalışmam gerekiyor. Sabah geç uyandığım için ve hemen böyle kahvaltı yapmak istediğim için, kahvaltı yapmadım bu arada, öğlen uyandığım için tavuk pilav yedim. Spora gitmedim. O yüzden şimdi çalıştım. Ses geldi. İşte saat 5.30'a geliyor. Bir saat, 1.5 saat artık spor yapıp duşumu alıp tekrardan dersin başına oturacağım. Sonra görüşürüz. Ben dün spordan sonra uyuyakaldım. Ve bugün 9'da uyandım. Bir kahve içtim, duşa girdim. Ve şimdi yine masanın başındayım. Ders çalışacağım. Sonra bir saçıma fön çekip işe gideceğim. Evet. Çalışmam lazım. Öyle. Ay. Bakalım bugün sizi neler bekliyor. Yoğun bir gün olacak. Çünkü evden erken çıkıp alışveriş yapmam lazım. Bazı bakım ihtiyaçlarım var. Gratis'e girmem lazım. Bir de odama çöp kutusu almak istiyorum. Daha perşembe günü hiçbir şey çekmemişim. Çünkü sabah kafeyi açtım. Sonrasında 6'da çıktım. 6'da çıkıp Lale ve Tahir'le market alışverişi yapmaya gittik. O yüzden çekemedim. Çok yoğundum, çok yorgundum. Sonraki günde okula gittim. Biraz konuşmak istedim. Şu sıralar aşırı yoruluyorum. Yani bu tempo bana çok yorucu gelmeye başladı. Biraz sosyalleşmek istiyorum. Hani hiçbir işim veya okul işim olmadan. Ama sorumluluklarım daha ağır basıyor. Neyse, halledeceğiz. İnanıyorum. Çalışıp hazırlanacağız. Devam. Saçıma fön çektim. Bir de şurası çok garip oldu. Ya yani aşırı düz garip bir şey oldu. Baksanıza. Burası gibi oldu. Şöyle yapacağız. Hazırlandım. Şöyle. Ve bir yarım saat sonra evden çıkacağım. İşe gideceğim. Ya burası çok garip, bakın. Allah Allah. Niye bu kadar şey oldu? Acaba Hindistan cevizi yağından dolayı mı böyle oldu? Olabilir. Neyse. Aşkımda gelmiş, hoşuna gelmiş. Şu görüntüyü izler misiniz, şu görüntüyü? Bak, çek, yakın çekim al şuralara.